şu an diğer aday adayı Sayın Vekilimiz Sayın Kadim Durmaz Beyefendi'yi sahneye alıyorum efendim. Buyurun. Değerli İl Başkanımız, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarımız ve değerli yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclisimizin çok değerli üyeleri, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok saygıdeğer üyeleri, aramızda bulunan farklı siyasi partilerin özellikle İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi Millet İttifakı'nın çok değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, değerli basın emekçileri, hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. En kıymetlisi 26 arkadaşımızla birlikte ülkemizin üzerine kara bulut gibi çökmüş AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan bu ülkeyi kurtarıp nefes almak için her biri birinden değerli, kıymetli aday adı arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra hedefi egemenliği kayıtsız, şartsız saraydan alıp aziz milletini yapmaktı. İşte Samsun'a çıktı, Havza'da çalıştı, Amasya Tamini, Tokat'ta 26 Haziran, Erzurum Kongresi ve Sivas'a geldi. Sivas'ta o bildiğiniz kongre binasında üst katta bir odada yatarken bir Türkmen kızı Atatürk'ü o gün hedefi koymasında işlemelidir yastıkta bir yazı ediyor. Bakın, yazıyı aynen okuyorum. Cihanın cahına mağrur olup incitme insanı. Süleyman'ı zaman olsan bırakırsın bu eyvahı. Türkçeleştiriyorum. Dünyanın şahsasıyla gururlanıp incitme insanları. Zamanın Süleyman'ı da olsan bırakırsın bu dünyayı. Bu ülkenin yurttaşlarını her gün mikrofonda, televizyonlarda aşağılayan Sayın Cumhurbaşkanı'na bu aziz millet 14 Mayıs'ta gerektiği dersi verecek. Ülkemizin kaderini belirleyecek önemli bir seçim sürecindeyiz. Şunu ifade etmeliyim ki bu seçimde ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşacağından hiç şüphem yoktur. Mutlaka kazanmalıyız ve kazanacağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci yüzyılın mimarı da Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olacaktır. Kazanan köylü, çiftçi, emekli, işçi, memur, esnaf, sanayici, gençler, kadınlar tüm Türkiye olacaktır. İktidarımızda genç cumhuriyetin tüm imkansızlıklarına rağmen kurduğu bütün yerli ve milli değerlerimizi AK Parti iktidarının acımasızca sattığı, özelleştirdiği birçoğu kapanan fabrikaları biz geri alacak, kapatılanları da sizlerle birlikte yeniden açacağız. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi. İktidarımızda kırsalda çalışan bütün kadınlar ve gençler sigortalı olacak. Köylerde kapatılan okullar açılacak. Köylerde sade öğretmen değil, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler de olacak. Çiftçinin borçlarının faizleri silinip yeniden üretimle ve toprakla barıştırılacak. Çiftçiye hak ettiğine inandığımız ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilecek. En düşük emekli maaşı asgari ücretten aşağı olamayacak. Ama son yaptığı şuursuz da zamlarda olduğu gibi geriye doğru emekli olanların fiyatları da güncelleri hak ettiği zamlarda verilecek. AK Parti ile gelen
yandaşı kayırma mülakatlara son verilip liyakati ve başarıyı esas bulacağız. Yani torpillilerin saltanatına sizlerin kıymetli oylarınızla son vereceğiz. İktidarımızda 100.000 öğretmen ataması yapılacak. Esnaf ve çiftçinin borçlarının faizini silecek demiş. Gençlere köyünü terk ettirmeyecek, o doğduğu toprakları sevdirecek. Yoksulluk sınırının altında kalan tüm hanelerdeki kadınlara banka hesabına aile destek sigortası gereği her ay yaşamını köyde sürdürebileceği nakit hesabına yatırılacak. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Yılgınlığa düşmeyeceğiz. Yer adım atmayacağız. Tüm baskılara, tüm karanlık hesaplara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği çağdaş, layık, demokratik, cumhuriyet ve kazanımlarına sahip çıkmaya var gücümüzle çalışacağız. Bu seçim enkaz altında yaşam mücadelesinin, bu seçim kefensiz gömülmenin, bu seçim evsiz baksız kalmanın, bu seçim yangınlarda kül olmanın, bu seçim madenlerde kazaya uğrayanların, bu seçim atanamayan engellilerin, bu seçim azim milletine çürük, sürtük, nankör, kansız diye kutuplaştıranları göndermenin seçim olacaktır. Bu seçim hain pusularda vurulmanın, çocuk istismarının, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin, geleceği büyük üzüntüyle geleceğini gurbette arayan gençlerin, yolsuzluğun, yoksulluğun kader olmadığı, hakkın, hukukun, adaletin temsil edeceği bir seçim olacak. Ve sonunda 15 Mayıs'ta ülkede bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşanabilir Türkiye Cumhuriyeti'ni 100 yıl önde olduğu gibi yeniden tesis edeceğiz. Sizlerin onurlu oylarıyla Yüce Meclis'te sesiniz oldum, sizleri temsil ettim. Şahsıma gösterdiğiniz güven ve teveccüh için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevli olduğum süre zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 126 soru önergesi, 12 kanun teklifi, 38 meclis gündemine giren araştırma önergesi, 17 genel kurulda farklı konular hakkında görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi. 76 kanun teklifinde 3257 araştırma önergesinde sizleri temsilen imzam var. Meclis kürsüsünden 146 kez 12 Eylül'den sonra bütün siyasi partilerin toplamından fazla sizin sesiniz olarak 146 kez ülkemiz gündemi, Tokat'ımızın sorunları ve Tokat'ın tanıtımı ile ilgili konuşma yaptım. Üyesi olduğum meclis komisyonlarında 235 kez konuşma yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeleri doğrultusunda görüşülen konularla ilgili parti politikalarını eleştiren görüşlerimizi ve yapıcı yol göstermeleri de sizler adına yaptım. 2 yıl önce seçildiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği görevini en iyi şekilde yaparak görevimi yaptığıma inanıyorum. Gerek Tokat'ta, gerekse Ankara'da hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim, akıl, kucaklayıcı ve tüm sivil toplum örgütleriyle ortak çözüm arayan noktada üzerimize düşen yapmayı gerçekleştirdik. Ve ayrıca bir iki gerçekleştirdik. Tıpkı 1934'te İsmet Paşa'nın Bakanlar Kurulu toplantısını Turhal'da yaptığı gibi Genel Başkanımız Türkiye'nin umudu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki gün Turhal'da fabrikada misafir edip Türkiye'de bir ilk iki gün şeker çalıştığı yaptı. Bu konuda emek veren tüm örgütlerimize, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına
duyarlı partilerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Ebediyede ile uğurladığımız bütün canlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ama gerçekten birinci gün saat 17.20'de oradaydım. 18 gün ayrılmadan orada kaldım. Manzara iç açıcı değil, insanın içini buluyor. Ve bu arada Tokat il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz düzenli olarak o bölgeyi besleyip o insanların acısını unutturma, yarasını sarma noktasında üzerinde bir şey yaptılar. Ayrıca bir teşekkürüm de Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın ve kıymetli ekibine. Onların lojistiği, ayrıca Zile'deki duyarlı insanların katkılarıyla gerçekten o bölgede acıların hafiflemesi noktasında katkı bulundu. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Teşekkürler. Ve bugün aramızda bir bölüm gençler de var. Gençleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar şunu diyor ve bizlere ödev veriyor. Yarın geç olabilir. Biz bugünden geleceğimize sahip çıkma adına Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'na destek vereceğiz diyor. Gençler de bir alkışlıyor. Biz aday aday arkadaşlar olarak gençlerin o sesinden üzerimize düşen alıp görevimizi yapıp inşallah ülkemize sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve toplum gönülleriyle basınımızla bu ülkenin üzerindeki kara bulutu mutlaka ama mutlaka dağıtacağız. Çünkü bizim harcımız güçlü. Bizim harcımız kuvvetli. Bu harçta ne var? Bu harçta vatan var, millet var, bayrak var. Bu cennet vatanı bize bırakan şehitler var, gaziler var, Mustafa Kemal Atatürk var. Ama Atatürk'te de AKP'de de var. AKP'de ise makam derdi var. Rant derdi var. Para derdi var. Çıkar derdi var. Kibir var. Yolsuzluk var. Yaşam tarzı olmuş bu ülkenin kaynaklarını sömürme var. Zaferimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi hakka, hukuka, adalete, özgürlüğe ve demokrasiye susamış herkesin, hepimizin zaferi olacaktır. Bu duygularla katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olacak seçimlerin ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli arkadaşlarımı kucaklıyor, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim.